eşittir b çarpı a çarpı kosinüs alfa. Eğer dedik, eğer n tane sarım varsa, yani burada halka üzerinde, alan üzerinde n tane sarım varsa bunu n'le de ne yapabilirsiniz? Çarpabilirsiniz. Ve burada şunu söyledik. Eğer dedik, burada akı değişirse, bir sistem üzerinde akı değişirse orada ne oluşuyordu arkadaşlar? Bir indüksiyon EMK'sı oluşuyordu. Bu indüksiyon EMK'sı E eşittir. Ne dedik arkadaşlar? Eksi delta fi bölü delta t. Burada akıyı değiştirdiğimizde bir indüksiyon EMK'sı meydana gelir. Bu indüksiyon EMK'sının elektromotor kuvveti akının değişim hızına bağlıdır dedik. Yani akıyı değiştirdiğinizde ne yapacak arkadaşlar? Devrede bir indüksiyon akımı meydana gelecek. Peki arkadaşlar, indüksiyon akımını oluşturmanın tek yolu bu mudur? Mesela iletken bir çubuğu manyetik alan içinde çektiğimde, bir düzgün manyetik alanımız olsun, düzgün manyetik alanım. Bu manyetik alan içinde bir çubuğu, şöyle kalınlığı önemsiz bir çubuğu v hızıyla çekiyorum. Şimdi ben bu çubuğu v hızıyla manyetik alanın içinde çektiğimde ne olacak arkadaşlar? Ya da neler olacak? Şimdi öncelikle şunu belirtmemiz gerekiyor ki, biz çubuğu çektiğimizde biliyorsunuz iletkenlerin üzerinde aslında ne vardır? Yük vardır, değil mi? Yani çubuğun üzerinde burada yük var. Sayısız yük var. Artı ve eksi yükler var. Siz çubuğu hareket ettirdiğiniz an bu yükleri ne yapmış oluyorsunuz? Hareket ettirmiş oluyorsunuz. Pekala, bu yükler hareket ederken, biz ne biliyoruz? Biz biliyoruz ki bir yük manyetik alan içinde hareket ettiğinde yüke bir kuvvet etki eder. Yüke etki eden kuvvet neydi arkadaşlar? Yönünü nasıl buluyorduk? Dört parmak manyetik alan içinde, baş parmak hız, avuç içi artı yükü, avucun dışı ters yönü eksi yükü belirliyordu. O zaman bu KL çubuğu manyetik alan içinde hareket ettiğinde K ucunda artı yükler, L ucunda eksi yükler ne yapacak arkadaşlar? Birikecek. Çubuk hareket ettiği sürece bu yük bu şekilde dağılım gösterecek. Siz burada çubuğun iki ucu arasında bir iletken tel bağlarsanız, ne olur arkadaşlar? Bu tel üzerinden bir akım geçer. Eğer siz buraya bir lambayı koyarsanız, bu lambanın üzerinden akım geçeceğinden lamba ne yapar? Işık verir. İşte arkadaşlar, bu devrede de oluşan akım bir indüksiyon akımıdır. Bu indüksiyon akımının değerini, büyüklüğünü E eşittir bavul, değil mi? Bildiğiniz meşhur bavul formülü. E eşittir B ve L eşitliği ile bulabilirsiniz. Arkadaşlar, burada B manyetik alan, birimimiz Tesla. V hız metre bölü saniye nedir? Uzunluk. T
telin boyu, L burada telin boyu, tamam mı? Boy, telin boyu, telin boyu oluşan EMK'da ne olacak arkadaşlar? Volt olacak. Evet. Demek ki bir teli manyetik alan içinde hareket ettirdiğimizde tel üzerindeki yüklere bir kuvvet etki ediyor. Yüklere kuvvet etkilediğinde yükler kuvvetle artı yükler aynı yönde, eksi yükler kuvvete zıt yönde hareket ediyor. Böylece telin KL ucu arasında bir indüksiyon EMK'sı oluşuyor. İndüksiyon EMK'sı meydana geliyor. Bu EMK nelere bağlı? Bu EMK telin boyuna bağlı, teli çektiğiniz hıza bağlı ve tabii ki manyetik alanın büyüklüğüne bağlıdır. Peki her zaman böyle dikkat ederseniz burada teli manyetik alana dik hareket ettirdim. Her zaman telde bir EMK oluşur mu? Örneğin teli ben, dikkat edin, telin boyu doğrultusunda hareket ettirirsem. Mesela X telini, kalınlıklar önemli değil arkadaşlar, unutmayın. Çünkü kalınlığı dikkate alırsanız olay değişir. Evet, X telini bu şekilde hareket ettiriyorum. Boyu doğrultusunda. Evet, V hızıyla. Bir de burada başka bir tel düşünelim. Y teli. Y telini de hareket ettiriyorum. Hız vektörüyle boy arasında bir alfa vektörü, alfa açısı olsun. Bu durumda arkadaşlar X ve Y tellerinde bir indüksiyon EMK'sı meydana gelir mi? X ve Y tellerinde bir indüksiyon EMK'sı oluşur mu? Arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken nokta şudur. X teli, hız tel doğrultusunda, telin boyu doğrultusunda hareket ettiği için burada tel üzerindeki yüklere herhangi bir kuvvet etki etmez. Kuvvet etki etmediği için X telinin üzerinde bir EMK oluşmaz. Arkadaşlar telin boyu, hızı ve manyetik alan. L ve B. Bu üçünden herhangi ikisi birbirine paralel ise ya da üçü de birbirine paralel ise bu durumda tel üzerinde indüksiyon EMK'sı oluşmayacak. Bunların ikisi birbirine paralel olmayacak. Herhangi ikisi. Mesela burada L ile V birbirine paralel. Manyetik alanla hız da paralel olabilirdi. Bu durumda da yine ne oluşuyor? İndüksiyon akımı oluşmuyor. Eğer hız ile tel arasında, boya yani telin arasında bir alfa varsa o zaman arkadaşlar indüksiyon EMK'sını oluşturan hızın tele dik bileşenidir. Bu V'nin dikkat edin iki bileşeni var. Birisi tele paralel V çarpı cos alfa, diğeri tele dik olan bileşen V çarpı sin alfa. O zaman burada EMK'yı oluşturan kim? Dik bileşen. O zaman EMK B ve L sin alfadır. Eğer hız vektörüyle tel ve telin arasında bir alfa açısı varsa bu durumda ne yapıyoruz? İndüksiyon EMK'sını bu şekilde yazıyoruz. Peki arkadaşlar tel manyetik alanın içinde döndürülecek olursa, tel manyetik alan içinde döndürülürse bu durumda indüksiyon akımı oluşur mu? Oluşursa değerini nasıl bulacağız? Evet, şöyle bir manyetik alanımız var. Telimiz
manyetik alanın içinde, tel manyetik alanın içinde, örneğin burada ne yapıyor diyelim? Burada bir ötelenme hareketi ya da dönme hareketi, ötelenmeyi söyledik. Haydi burada döndürelim. O noktası etrafında V hızıyla ne yapıyor? Düzgün manyetik alan içinde dönüyor. Şimdi burada O kateli O noktası etrafında düzgün manyetik alan içinde ne yapıyor? Döndürülüyor. Tel manyetik alan içinde döndürüldüğünde yine telin iki ucu arasında bir manyetik alandan dolayı indüksiyon akımı olur. Evet, burada arkadaşlar mesela K noktasında hangi yükler birikecek? O noktasında hangi yük birikecek? K ve O noktalarında hangi yükler birikecek? Yükün işaretini soruyoruz. Önce yükün işaretini bir bulalım. Ne yapıyoruz? Bakın, manyetik alan dört parmak. Hız baş parmak. Avuç içi. Ne demiştik buna? Şamar yönü. Şamar yönü. Şamar yönü neyi gösteriyordu bize? Kuvvetin yönünü. O zaman burada K ucunda artı yükler, L O ucunda eksi yük birikecek. Yine burada O K arasında bir indüksiyon akımı meydana gelecek. Buradaki indüksiyon akımı arkadaşlar, burada meydana gelen indüksiyon akımını bulurken tel manyetik alan içinde döndüğünden dolayı orta noktanın hızını düşüneceksiniz. Yani V bölü 2'yi düşüneceksiniz. O halde buradaki EMK'yı nasıl yazıyorum? 1 bölü 2 bavul. Evet. Tel ötelenirken V hızıyla L boyunda 1 bölü 2 ötelenirken BVL'ydi. BVL dönerken 1 bölü 2 BVL olarak düşünebiliriz. Tabi burada tel bir nokta etrafında, bir ucu O noktası etrafında dönüyor. Her zaman tabi böyle olmak zorunda mı? Teller hep böyle bir uçları etrafında mı döner? Tabii ki hayır. Bununla ilgili bir üniversite sınav sorusu var. İsterseniz konuyu da iyi kavramamız açısından hemen gelin bu soruyu bir çözelim. Hemen bu soruyu çözelim. Ondan sonra ne yapalım? Diğer konuya devam edelim. Şimdi canlarım, sorumuz şu. Burada düzgün bir manyetik alanımız var. Düzgün manyetik alanımız var. Bu manyetik alan içinde bir çubuk. Şöyle bir çubuğumuz var. Bu çubuk eşit bölmeli arkadaşlar. Ve burası K ucu, burası L ucu. Çubuk O noktası etrafında döndürülüyor arkadaşlar. Çubuk O noktası etrafında, O noktası dikkat edin bir uç değil. Şuraya V diyelim. Buraya da, tabii burası V ise bura V değil. Dikkat ediyorsunuz değil mi? Dikkat ediyorsunuz. Peki bu 1 bölü 2 BVL'yi çizgisel hız cinsinden yazdım. Açısal hız cinsinden bunu yazamaz mıyız? Burada biz bunu 1 bölü 2 BVL eşitliğini açısal hız cinsinden ifade edebilir miyiz? Tabii ki edebiliriz. Biliyoruz ki açısal hızla çizgisel hız arasında bir ilişki mevcuttur. Nedir bu ilişki? V eşittir omega çarpı L'dir. O zaman biz bunu getirir, V yerine omega L'yi yazarsak, dönen bir çubuğun iki ucu arasındaki indüksiyon EMK'sını 1 bölü 2 B omega L kare
olarak da yazabiliriz. Evet. Buradaki omega dairesel hareketten biliyorsunuz cismin açısal hızını ifade ediyor. Tabii şimdi burada önceki şeye dönecek olursak şimdi burada çubuk ne yapıyor? O noktası etrafında dönüyor. Çubuk O noktası etrafında dönerken diyor ki üniversite sınav sorusu bu arkadaşlar. O L arasında 8 volt potansiyel oluştuğuna göre KL arasındaki KL uçları arasındaki potansiyel nedir diyor arkadaşlar. OL arasında oluşan potansiyel 8 volt ise KL arasında oluşan potansiyel kaç volttur diyor. Evet. Şimdi tabii bu soruyu ne yapacağız? Bu soruyu çözeceğiz. Bu soruyu çözmeden önce şöyle de sorulabiliyor bu sorular arkadaşlar. Dikkat ediyoruz. KOL noktalarında hangi yükler birikir? KOL noktalarında hangi yükler birikir? Artı yük mü, eksi yük mü, hangisi? Bunun için ne yapacağız tabii ki? Manyetik alanı verip manyetik alanın yönüne göre düşüneceğiz. Şimdi burada örneğin bu örnek manyetik alan bize doğru çubuk şekildeki gibi O noktası etrafında dönüyor. Şimdi bana önce K'da, O'da, L'de hangi yükler birikecek? K'da, O'da, L'de hangi yükler birikecek? Artı yükler mi? Eksi yükler mi? Evet. Bulduk değil mi? Bunun için ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunun için manyetik alan. Manyetik alan bize doğru. Baş parmak hız. O zaman burada oluşan yükler ne tarafa doğru gidiyor? Bakın manyetik alanı bize doğru aldım. Baş parmak bu tarafa doğru. Bu durumda K noktasında eksi yükler, O noktasında artı yükler birikti. Bu durum OL arasında nasıl olacak? OL arasında da elimizi sağ elimizde işlem yaptığımızda L noktasında eksi yüklerin, O noktasında artı yüklerin biriktiğini rahatlıkla görebilirsiniz. Peki bunların isterseniz bir sayısal durumuna da bakalım. Aslında bu KOL neye benziyor arkadaşlar? Bakın sanki iki tane pil var. Birine eksisi K'da, pilin birinin eksisi K'da, artısı O'da. Buna başka bir pil bağlanmış. Yine artısı O'da, eksisi L'de. Bakın aslında bu buna benzer. K, O, L. Burada bir EMK var. Buna E1. Burada bir EMK var. Buna E2. Bu EMK'yı soruda 8 volt olarak size ne yapıyor? Veriyor. Şimdi o zaman bize düşen nedir? Bize düşen şudur. Bize düşen KO'yu önce bulmamız. Peki E, O, L. Bu nedir arkadaşlar? 1 bölü 2 B. Bakın burada omega'yı kullanacağım. Neden omega'yı kullanıyorum? Çünkü çubuk O noktası etrafında dönüyor. Her ucunun, her noktasının açısal hızı aynıdır. Onun için burada EOL ne oldu? 1 bölü 2 ve omega açısal hızıyla döndüğünü düşünürsek omega çarpı OL arası. Arkadaşlar OL arası ne kadar? 2 birim.
her bir eşit bölmeli çubuk. Her bir bölmeyi L0 alırsam ne diyeceğim buraya? 2L0'ın karesi. Bunu soruda bize ne olarak verdi? 8 olarak verdi. O zaman B omega L, değil mi? Bu durumda B omega L ne oldu arkadaşlar? Evet, şuradan 4 geldi. 4 mü? Evet. 4 eşittir 1 bölü 2 B omega L kare. Evet, hatta ikisi yok değil mi? Evet. B omega L 1 kaldı. 1 çarpı B omega L neye eşit oldu arkadaşlar? Neye eşit oldu? Evet. Neye eşit olmuş oldu? 4'e eşit oldu. Pekala, şimdi bu durumda bu durumda. Arkadaşlar, K, O arasında oluşan EMK nedir? K, O arasındaki EMK değerimiz nedir? Ona da ne, nasıl buluyoruz? K, O. 1 bölü 2, B, omega. Arkadaşlar, buradaki boy ne kadar? 1, 2, 3. 3, L0 diyorum, karesi. Bu da ne olur arkadaşlar? 9 bölü evet, 2 B omega L0'ın karesi. B omega L0'ın karesi neydi? Burada bulduk bu değeri. Burada bu değeri bulduk. B omega L neydi arkadaşlar? 4. O zaman bunu yazarsanız burası ne oldu? 18 volt. Evet, şimdi sorumuzun cevabı 18 mi? Tabii ki hayır. Sorumuzun cevabı 18 değil. Biz neyi bulduk? Biz burada neyi bulduk arkadaşlar? Biz burada şunu bulduk. KO ile OL'yi bulduk. Bizden soruda ne istiyordu? Soruda bizden ne istiyordu? EKL istiyordu. O zaman EKL değerimiz ne çıkacak arkadaşlar? 18 eksi 8. Buradan da ne olacak? Tabii ki evet. 10 volt olacak. Evet. Bu da indüksiyon akımının bir versiyonu. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Demek ki bir halkayı, bir çerçeveyi manyetik alan içinde hareket ettirdiğimizde ya da herhangi bir sistemde akı değiştiğinde ne yapıyor? İndüksiyon akımı meydana geliyor. Ya da indüksiyon akımını oluşturmamız için iletken bir çubuğu, iletken bir teli ne yapıyoruz? Manyetik alanın içinde hareket ettiriyoruz. Peki şimdi burada bir de arkadaşlar öz indüksiyon akımı var. Öz indüksiyon akımı, ondan bahsedelim. Sonra bunlarla ilgili biraz soru çözelim. Sonra da bir deneme çözelim. Evet. Öz indüksiyon akımı. Öz indüksiyon akımı. Bu indüksiyon akımıydı. Bir de ne var? Öz indüksiyon akımı. Öz indüksiyon akımı. Arkadaşlar, bir telde geçen akım değiştiğinde ya da bir sistemdeki akım değiştiğinde ne oluyor? Bu akımdaki değişimi artıyorsa azaltacak, azalıyorsa arttıracak yönde bir akım meydana gelir. Biz bu akıma, yani akımdaki değişimden kaynaklı oluşan akıma öz indüksiyon akımı diyoruz. Şöyle düşünelim. Burada bir direnç. Direnç üzerinde R direncin üzerinden bir I akımı geçiyor. Arkadaşlar, akımın yönü verilmiş. Akım bu tarafa doğru geçiyor tel üzerinden. Eğer ben akımı arttırırsam tel üzerinden geçen akımı
arttırırsam ne olur? Arkadaşlar, tel üzerindeki akımı arttırdığınızda bu akışı azaltmak için, bu artan akımı azaltmak için akıma zıt yönde, akıma zıt yönde bir akım meydana gelir. Bu akıma ne diyoruz arkadaşlar? Öz indüksiyon akımı diyoruz. Öz indüksiyon akımı akımda meydana gelen değişme sonucunda ortaya çıkar. Evet. Peki burada akımı arttırdım. Azaltmak için zıt yöndeydi. Ben direnç üzerindeki akım değerini azaltsaydım, akımı azaltıyorum. Akım azaldığında bu sefer ne olacak arkadaşlar? Bu sefer indüksiyon akımı azalan bu değeri arttırmak için var olan akımla aynı yönde bir indüksiyon akımı, öz indüksiyon akımı oluşur. Öz indüksiyon akımı matematiksel modeli, formülü de öz indüksiyon katsayısının emekası E ise E delta i bölü delta t'dir. Evet. Bir akımına gelen öz indüksiyon akımı, dikkat ediyoruz, neye bağlı? Akımdaki değişime bağlı. Akım artıyorsa azaltacak, azalıyorsa arkadaşlar. İkinelim. İkisi de bir tane bobin karşılıklı koyalım. İki tane bobinimiz var. Bu bobinleri karşılıklı koyduk ve bunları tabii ki tellerle sardık. İçleri de boş. Evet. Şimdi burada ne yaptık? Telleri bobinler üzerine sardık. X, evet, X ve Y bobinleri olsun. X ve Y bobinler olsun. Haydi buna da Y bobini diyelim. X ve Y bobinleri. Şimdi bu X ve Y bobinleri arkadaşlar, X ve Y bobinleri, evet, şöyle devremiz bu şekilde olsun. Şu başlangıçtaki sarımı alta geçireceğim arkadaşlar. Değişiklik olsun. Hep üstten sarıyoruz. Bir de alttan saralım. Çok önemli değil. Evet, bobinler üzerinde herhangi bir, değil mi? Şu anda bobin, şu Y bobinini ele alalım. Şu anda Y bobini üzerinde şu anda bir akım var mıdır? Evet. Herhangi bir akım var mı? Y bobini üzerinde. Evet. Y bobini üzerinde herhangi bir akım var mıdır? Evet. Evet. Ne dedik arkadaşlar? Y bobini üzerinde şu an, herhangi bir akım mevcut değildir.
Şu anda R direncinde bir akımdan söz edemeyiz. Niye? Çünkü arkadaşlar burada değişen hiçbir şey yok. Manyetik alan var, sabit. Manyetik alan sabit olduğu için de R direnci üzerinden herhangi bir akım meydana gelmeyecek. Arkadaşlar ben şu devreye X'in bulunduğu devreye bir ne yaptım? Reosta. Bu devreye bir reosta koydum. Şimdi bakın. Reosta koydum. Ne yapacağım reostayla? Direnci değiştireceğim. Rezonans devredeki reosta direnci değiştirecek. Direnç değişirse ne olacak? Tabii ki direnç değişiminde bu devrede akım değişecek. Akım manyetik alanı değiştirecek. Manyetik alanda ne yapacak arkadaşlar? Akıda değişim oluşturacak. Şimdi reostanın sürgüsünü ok yönünde çekersem. Reostanın sürgüsünü ok yönünde çekiyorum. Ne olur arkadaşlar? Direnç. Evet, direnç azalır. Direnç azalırsa akım ne yapar arkadaşlar? Direnç azalırsa devrede akım artar. Peki burada manyetik alanın yönünü nasıl buldunuz sahi? Burada manyetik alanın yönü nasıl arkadaşlar? Manyetik alanın yönü nasıl? Evet, manyetik alanın yönünü bobinde nasıl buluyorduk? Bobinde manyetik alanın yönünü nasıl buluyoruz? Ne yapıyorduk? Dört parmak, değil mi? Dört parmak akım yönünde bobini elimizin içine alıyoruz. Bobin elimizin içinde dört parmağımız manyetik alanın yönünde. Baş parmak neyi gösteriyordu? Manyetik alanı. O zaman burada bu tarafa doğru ne yapacak arkadaşlar? Bir manyetik alan oluşacak. Burada X bobininde direnci değiştirdiğimde R azaldığında akım ne yaptı? Arttı. Akım artınca manyetik alan ne yaptı? Arttı. Şimdi bakın, bu olayın X ve Y bobininde yansıması nasıl olacak? Bu olayın X ve Y bobinindeki durumu nasıl? Y bobinine bakalım. Arkadaşlar Y bobininde bir akı var mıydı? T akısı var mı? Var. Neydi? B çarpı A. Manyetik alan değiştiğinde, örneğin arttığında, akı ne yaptı? Arttı. Arkadaşlar akı artıyor ise sistem ne yapıyordu? Bu akıyı azaltmak istiyordu. O zaman akıyı azaltmak için ne yapıyoruz arkadaşlar? Zıt yönde bir manyetik alan oluşturuyor. Bu durumda bakın, Y devresinde bir indüksiyon akımı meydana geldi. Bu indüksiyon manyetik alan bu tarafa doğru. Dört parmak akım yönünde tutuyorum. O zaman direnç üzerinde eksi, bu tarafı isterseniz eksi, bu tarafı artı seçelim. Eksi yönde ne yaptı? Bir indüksiyon akımı oluştu. Peki arkadaşlar, X bobinine gelelim. Y bobininde akıdaki değişimden dolayı bir indüksiyon akımı meydana gelir. X bobinine gelelim. Arkadaşlar manyetik alan değiştiğinde X bobini üzerinde de
manyetik alan değişir. X bobini üzerinde de akı değişir. Bu akıdaki değişim X bobini üzerinde de bir manyetik alandaki değişim akıyı değiştirdi. Bu değişim X bobini üzerinde bir akım meydana getirdi. Bu akıma ne diyoruz? Öz indüksiyon akımı diyoruz. Öz indüksiyon akımı diyoruz. O zaman öz indüksiyon akımının yönü, üstte de söyledim. Burada direnç azaldı, akım arttığı için akıma zıt yöndedir. Peki arkadaşlar, değeri nedir? Öz indüksiyon akımını nasıl ifade ediyoruz? Akımda meydana gelen değişme. Yani E eşittir eksi L çarpı delta I bölü delta T. Akım değişirse, akım değişirse ne oluyor? Öz indüksiyon akımı oluşuyor. Akı değişirse, akı değişirse ne oluşuyor arkadaşlar? Akı değiştiğinde de indüksiyon akımı meydana geliyor. Bunları birbirine ne yapmıyoruz arkadaşlar? Karıştırmıyoruz. Akı değişiyor, akı değişiyor, indüksiyon akımı meydana geliyor. Dikkat ediyoruz. İndüksiyon akımı. Akı değişiyor, akı değişiyor, indüksiyon akımı oluşuyor. Akım değişiyor, akımı meydana geliyor. Burada tabii ikisinde de bir eksi işaretimiz var. Bu eksi işareti nereden geliyordu? Anlamı neydi? Lenz yasasından geliyor. Anlamı ne? Azaltacak. Azalıyorsa arttıracak. Bakın bunlar günlük hayatımızda elektrik, elektronik devrelerinde önemli olaylardır. Şimdi bu konuyla ilgili bir animasyonum var. İsterseniz onu açalım. Bir animasyonumuza bakalım. Hocam açmadan önce mola versek ondan sonra ders... Öyle mi oluyor? Aynen. Batuhan, bitti mi vaktimiz? Evet. 40 geçiyor. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Moladan sonra ne yapalım? Bir animasyonum var. O animasyon... Bu değişim devrede bir akım oluşturur. Bu akıma öz indüksiyon akımı, EMK ya da öz indüksiyon EMK'sı denir. Bu EMK, Lenz kanununa göre bobinden geçen akım artarsa onu azaltmaya, azalırsa onu artırmaya çalışır. Bobinden geçen akım artarsa sistem enerjiyi manyetik alan olarak depolayarak bu artışı azaltacaktır. Eğer akım azalırsa daha önceden manyetik olarak depo edilen bu enerji akım olarak devreye geri verilir. Bu durum bize sistemde enerjinin her zaman korunacağını gösterir. Öz indüksiyon EMK'sı kendini meydana getiren akımın değişme hızıyla orantılıdır. Öz indüksiyon EMK'sı E eşittir eksi L çarpı delta I bölü delta T şeklinde yazılır. Evet. İçinden O şimdi akım arkadaşlar burada bir B akım geçiyor. Akım geçtiğinde ne oluyor? Manyetik alan meydana geliyor. Manyetik alan, buradan meydana gelen manyetik alan akımla orantılı. Şimdi burada reostaya dikkat ediyoruz. Şu anda devrede bir akım var. Akım geçtiğinde ne yapıyor? Devrede manyetik alan meydana geliyor. Şimdi reostanın sürgüsünü, bakın şurada reostanın sürgüsünü çekmeye başladığımızda, yani biz burada reostanın sürgüsünü çekerek ne yapıyoruz? Direnci arttırıyoruz. Direnci arttırdığımızda akım azalıyor. Beyaz normal akımı, sarı ya da neyse hangi renkse, sarı renkte öz indüksiyon akımını gösteriyor. Şimdi burada dikkat ederseniz indüksiyon akımı azaldığı için öz indüksiyon akımı ne yapıyor? Bunu arttırmaya çalışıyor. Bakın arttık diyor. Sonra şu anda sabit bir değerde kaldı. Akım şu an sabit, akım minimum. Niye akım minimum? Çünkü reostanın direnci maksimum yaptık. Sonra ne yapıyoruz? Tekrar devam ediyor. Şimdi geriye doğru çekiyoruz. Yani direnci azaltıyoruz. Direnci azaltınca
Akım ne yapıyor? Devrede akım artıyor. Devrede akım arttığı için, devrede akım arttığı için sistem bunu ne yapıyor arkadaşlar? Sistem bunu azaltmaya çalışıyor. Bakın tekrarladım. Evet. Artıyor. Sonuçta şu anda direnç minimum, akım maksimum. Aynı olayı tekrarlıyoruz arkadaşlar. Yalnız burada dikkat ederseniz hız önemli olan arkadaşlar. Yani akımın değişim hızı. Şu anda reostayı çok yavaş hareket ettiriyor. Akıma ve öz indüksiyona dikkat edin. Şu anda yavaş hareket ediyor. Ama biraz sonra daha hızlı hareket ettirdiğinde, daha hızlı hareket ettirdiğinde akımdaki değişimin daha hızlı olacağını çok rahat bir şekilde ne yapabilirsiniz? Görebilirsiniz. Yani burada tabii bobine dikkat ediyoruz. Manyetik alan oluşturuyor. Aslında aynı örneği ben diğer tarafta da şey yaptım. Bakın burada işte az önce bahsettiğim olay, manyetik alan çok hızlı bir şekilde değişime gidiyor. Ve dolayısıyla ne yapıyor? Manyetik alan, akımdaki değişim hızlı bir indüksiyon akımını değiştiriyor arkadaşlar. Akım ne kadar hızlı değişirse öz indüksiyon akımı da o oranda değişiyor. Oluşan öz indüksiyonun EMK'sı da eksi delta i bölü delta t eşitliğiyle ne yapabilirsiniz? Bulabilirsiniz. Evet. Şimdi arkadaşlar şeye bakalım bir de. Kitaba dönelim. Kitaptan konuyu anlatalım. Kitaptaki konuya değinelim. Şimdi tabii konuyu tekrar baştan özetlemiş. Bir özete bakıp ondan sonra bununla ilgili birkaç soru çözelim. Sonra da arkadaşlar dediğim gibi denememize geçelim. Evet. Şimdi manyetik alanımız var N'den S'e doğru. Değil mi? Manyetik alanımız N'den S'e doğru. Burada görüyorsunuz manyetik alanı. Kuvvet çizgilerini göstermiş. Ne yaptınız şimdi buradan? Bir çubuğu hareket ettiriyorsunuz. Çubuk hareket ettiğinde K ucunda artı yükler, L ucunda ise eksi yükler ne yapıyor? Birikiyor. K ucunda artı yükler, L ucunda eksi yükler birikiyor. Dolayısıyla burada ne yaptı? Eğer ben K ile L'yi bir ip telle bağlarsam ne yapıyor şimdi bu durumda? Devrede akım oluşuyor, ampermetre sapıyor. Şimdi burada dikkat ederseniz arkadaşlar bu çıkarımını formülün bahsetmiş. Evet, şuna dikkat edelim. Şimdi burada tel hız vektörü tel ile bir alfa açısı yapacak şekilde çekiliyor. Bu durumda ne yapıyoruz? Hız vektörünün iki bileşeni var. Birisi tele dik bileşen V sinüs alfa, diğeri tele paralel bileşen. Tele paralel bileşen ne yapmıyor arkadaşlar? İndüksiyon akımı oluşturmuyor. Dik bileşen oluşturuyor. Dik bileşenin oluşturduğu indüksiyon akımı da nedir arkadaşlar? BVL sinüs alfadır. Eğer tel manyetik alanla dik ama hız tele bir alfa açısı yaparak çekiliyorsa o zaman oluşan indüksiyon EMK'sını nasıl ifade ediyoruz? BVL sinüs alfa diye ifade ediyoruz. Burada da ne yapıyor? Döndürülüyor. Manyetik alan içinde döndürüldüğünde ne yapıyor? Burada yine bir EMK oluşuyor. Dikkat edin. K ucu eksi, O ucu artı. Bunu Sahel kuralından ne yapabiliyoruz? Bulabiliyoruz. Evet. Şimdi bir sorumuz var. Bir soruya bakalım. Ne diyor? Sayfa düzlemine dik ve yönü dışa doğru olan düzgün B manyetik alan içinde iletken XY çubuklarımız var. X ve Y çubukları manyetik alana dik, sabit V hızıyla çekiliyor. Çubukların uçları arasında oluşan indüksiyon EMK'ları eşit olduğuna göre boyları arasındaki ilişkiyi soruyor. Şimdi arkadaşlar X hız tele dik, manyetik alan dik. O zaman burada oluşan EMK nedir? B, değil mi? Burada oluşan EMK
Evet, bunu yazalım. Allah Allah. Burada oluşan EMK şuraya yazalım isterseniz. B V değil mi? B V B V L diyeceğiz ya da LX diyelim. B V LX. Bu neye eşit arkadaşlar? Bu neye eşit? Y'nin uçlarında oluşan EMK'ya B V, dikkat ediyorsunuz. V'nin hangi bileşenini alacaksınız? V'nin çubuğa olan dik bileşenini alacaksınız. O zaman buna ne diyoruz? V çarpı sin alfa. V çarpı sin alfa. Çarpı L'ye. Bunlar birbirine neymiş? Eşitmiş. O zaman B'ler, V'ler sadeleşir. Lx bölü L'ye oranı nedir? Sinüs alfadır. Sinüs 37'de nedir? 0,6 yani 3 bölü 5 değerine nedir? Sahiptir. 3 bölü 5 değerine sahiptir. Evet. Başka bir sorumuza bakalım. Evet. Şu soruya dikkat ediyorsunuz. Ne diyor şimdi? 3 tane tel, KMN telleri manyetik alan içinde hareket ettiriliyor. Bu tellerin uçları arasında oluşan, indüksiyon EMK'ları arasında nasıl bir ilişki vardır? Arkadaşlar dikkat ediyorsunuz. Manyetik alan 3 tele de dik. Teller manyetik alana dik. Hız vektörleri de tele dik. Dolayısıyla burada arkadaşlar sakın 30 dereceyi 60 dereceyi dikkate almıyorsunuz. Burada hız vektörünün tele olan açısı önemli olan. Hız vektörüyle tel arasındaki açı her üç durumda da birbirine eşittir. Dolayısıyla EMK'larda nedir arkadaşlar? Eşittir. Evet. EMK'larda eşittir. Şimdi şu sorumuza bakalım. Sayfa düzlemine dik ve yönü dışa doğru olan düzgün 2B manyetik alanı ile içe doğru olan B manyetik alan içinde boyu 3L olan iletken KLM çubuğu sayfa düzleminde dönmeden sabit V hızıyla çekiliyor. Evet, çubuk çekiliyor manyetik alanın içinde. O zaman diyoruz ki çubuğun LM arasında oluşan EMK'sı, LM arasında oluşan EMK 4 volt olduğuna göre, KM arasında oluşan EMK nedir? KM arasında oluşan EMK ne kadardır ya da değeri nedir? Evet, şimdi sizden KLM'de hangi yüklerin biriktiğini bulmanızı istiyorum öncelikle. KLM'de hangi yükler birikiyor arkadaşlar? Artı mı eksi mi? KLM'de hangi yükler birikiyor? Evet. Dikkat edersek KL arasında manyetik alan bize doğru. Tutuyorum bize doğru. Hız vektörüm baş parmak V yönünde. Avuç içim neyi gösteriyor arkadaşlar? Artı yükü. O zaman burada L ucunda artı yük, K ucunda eksi yük birikti. LM'ye geldiğimizde dikkat, manyetik alan içe doğru. Manyetik alan içe doğru, hız bu tarafa doğru, artı x yönünde. O zaman avuç içim ne yapıyor? Yine L'yi gösteriyor. Dolayısıyla L'de artı yük, M'de eksi yük birikir. O halde şimdi arkadaşlar KL arasındaki EMK, LM arasındaki EMK. LM arasındaki EMK'yı nasıl yazıyorum? B, değil mi? Bakın burada manyetik alan değerimiz B. B, hızımız V, L. Burada oluşan manyetik alan B, V, L. Bu manyetik alan ne kadarmış?
Bunun değeri 4 volt olarak bize veriliyor. Biz de KL'yi isteyelim. Önce KL'yi bulalım. Sonra evet, KL arasındaki MK'ya bakalım. KL arasındaki MK B değil, değil mi? 2B diyeceğiz. 2B arkadaşlar. Manyetik alanımız burada 2B. Dikkat edelim. Manyetik alanımız 2B. Aynı V hızıyla çarpılıyor. Çünkü hızımız aynı. Yalnız burada telimizin boyu 2L. O zaman bu manyetik alanda ne oldu? 16 volt oldu. Evet. KL arasında 16 volt. LM arasında 4 volt. Yalnız burada dikkat ediyoruz. Dikkat ediyoruz. Nasıl? Bakın eksi artı, değil mi? Artı eksi diye gidiyor arkadaşlar. Dolayısıyla üreteçler birbirine nasıl bağlı düşüneceksiniz? Ters bağlı. Üreteçler ters bağlı olduğu için bu arada oluşan EMK ne olacaktır? 12 olacaktır. Evet. Burada oluşan EMK 12 volt oluşacak. Evet, şunu da çözelim. Ondan sonra denememize gidelim. Denemeyi açalım. Yeterli herhalde. 8-9 tane çözdük. Şimdi burada ne diyor arkadaşlar? Burada dediği şu. Sayfa düzlemine dik. Azıcık şey yapalım. Küçültelim, ekranımıza sığsın. Evet. Neyse. Evet, sayfa düzlemine dik ve sayfa düzleminde düzgün B manyetik alanı içerisine iki tane manyetik alanlar var. Dikkat edin. Bir kısmı manyetik alanın sayfa düzlemine dik. Birisi içeri, biri dışa doğru. Diğerleri de sayfa düzleminde verilmiş. Şekil 3, şekil 4'te. Ve 4 tane çubuk bu manyetik alanların içinde hareket ediyor. Hangi çubukların uçlarında, iki ucu arasında indüksiyon EMK'sı oluşur? İndüksiyon EMK'sının oluşacağı çubukları bizden ne yapıyor? İstiyor. Şimdi arkadaşlar dikkat edelim. Burada birinci şekle bakıyoruz. Hız tele dik, tel de manyetik alana dik. Dolayısıyla burada indüksiyon EMK'sı kesinlikle oluşacaktır. Peki burada K ucunda hangi yük bulunacak? Diğer çubuğun diğer ucunda hangi yük? Ne yapıyorum? Manyetik alanı uyguluyorum. Arkadaşlar bu yüklerin işareti soruluyor. Dikkat edelim bakın. O zaman burada K'da artı yük, L'de yani L demiyorum. K'nın diğer ucunda eksi yük birikti. Diğer çubuğa geldim. L'ye. Manyetik alan bize doğru. Sayfa düzleminden dışarı. Hız artı Y yönünde. Sağ elinizi uyguladığınızda L ucunda artı yük. L ucunda artı yük. Diğer uçta eksi yükün olduğunu çok rahatlıkla görürsünüz. O zaman K ve L'nin iki ucu arasında indüksiyon EMK'sı meydana gelir, oluşur. Şimdi arkadaşlar dikkat edelim. B'ye ve V'ye. Şekil 3'te B ile V birbirine ne? Paralel. Ne demiştik? İndüksiyon EMK'sının oluşması için B, L, V'nin birbirine paralel olmaması gerekiyor. Burada arkadaşlar üçü de birbirine paralel olduğu için indüksiyon EMK'sı oluşmaz. Arkadaşlar burada dikkat edelim yalnız. Yani üçünün paralelliği şart değil. Şart değil. İkisinin paralelliği de yeter. Yani burada hızla manyetik alan birbirine paralel. Hızla manyetik alanın birbirine paralel olması da bunu ne yapar? Gerekli ve yeter kılar. Onun için L'nin olma şartı yok. L olsa da olur, olmasa da olur. Bu çok önemli değil arkadaşlar. İki tanesinin birbirine paralel olması
yeterlidir. Evet. Dördüncü şekilde de yine aynı. V ile B birbirine paralel olduğu için burada da ne yapmayacak arkadaşlar? Bir indiksiyon MK'sı oluşmayacak. Evet, bundan sonraki örneklerde dönme ile ilgili sayısal biraz. Onlar zaten çok şey değil. Onun için şimdi deneme çözelim arkadaşlar. Bir tane de deneme çözelim. Evet, bu çözeceğim arkadaşlar son TYT. Bundan sonraki çözeceğim tüm sorular AYT olacak. Niye öyle oldu? Yanlışlıkla denemeyi mi kapattık? Evet. Stop share diyelim. Şimdi denemeyi bulabilirsem denemeyi açacağım arkadaşlar. Bir dakikanızı rica ediyorum. Bir denemeyi açayım. Arkadaşlar bu denemeyi çözmedik herhalde. Ben öyle hatırlıyorum ama eğer çözmüşsek başka deneme açacağım. Bir bakın bakalım hatırlıyor musunuz? Evet. Şimdi paylaşacağım. Paylaşmadık herhalde. Paylaştığımda denemeyi hatırlıyorsanız eğer başka bir deneme çözeceğim arkadaşlar. Evet. Batuhan bunu çözmedik değil mi? Bakayım hocam birazcık aşağı indirebilir misiniz? Evet. Görülüyor mu şu an ekranda? Gözüküyor. Yok birazcık öbür sorulara bir bakayım. Şekildeki H yüksekliğinde evet sanki bunu çözmedik diye hatırlıyorum ama. Ben de hatırlamıyorum böyle bir şey. Yok bunu çözmedik. Çünkü bu deneme yeni. Evet. Şimdi arkadaşlar ne diyor? Şekildeki kapta H yüksekliğinde su vardır. Kap ısıtıcı ile T sürede ısıtılıyor. K noktasındaki basıncın sıcaklık değişimi ile nasıl değiştiğini inceleyeceksiniz. Ki bu inceleme sonucunda K noktasında sıvı basıncının değişik değişmediğini anlatmak için bir deney yapılıyor. Buna göre diyor, deney için kurulacak hipotez aşağıdakilerden hangisi olabilir? Arkadaşlar burada şimdi dikkat edelim. Ne yaptık? Burada ne yaptık arkadaşlar? Devrede, deneyde sıcaklığı arttırdık. Sıcaklığı arttırdığımızda sıvı genleşecek. Sıvı seviyesi H artacak. K noktasındaki basınç P neydi arkadaşlar? P eşittir H değil mi? HDG'ydi. Şimdi H arttı. Basınç arttı mı? Aman dikkat. Kaptaki su genleştiği için hacmi arttı. Kütlesi sabit, hacim arttı. Dede muzu böl ver. Dolayısıyla yoğunluğumuz ne yaptı? Burada yoğunluk azaldı. Yoğunluk azaldığı için basınç değişmez arkadaşlar. Yükseklik kap düzgün olduğu için H'taki yükseklik yoğunluktaki azalmaya eşittir. Dolayısıyla burada arkadaşlar basınç değişmez. Eğer kabın şekli şöyle olsaydı, yani kabın şekli ne yapıyor? Şöyle artıyor. Şimdi bakın böyle bir durum olsaydı bu durumda sıvı yükseldiğinde sıvıdaki yükselme yoğunluktaki alçalmadan daha az olacağı için bu durumda kap böyle olsaydı basınç ne yapardı? Azalırdı. Eğer kabın şekli şöyle olsaydı o zaman ne olacaktı? O zaman bu kabı ısıttığınızda yükseklikteki artış yoğunluktaki azalıştan daha fazla olacağından burada basınç ne olacak arkadaşlar? Burada basınç artacak. Kap düzgün geometrik şekle sahipse ısıttığınızda yoğunluk değişmez. Eğer kabın hacmi artıyorsa bu şekil 2 mi diyelim buna da Ş2 diyelim. Şekil 2'deki gibi burada azalır basınç. Burada son çizdiğim şekilde basınç ne yapmaz? Artmaz. Basınç artar.
Şimdi arkadaşlar burada kap düzgün olduğu için, kap düzgün olduğu için ne diyoruz? Diyoruz ki basınç sıcaklıkla değişmez. O zaman burada kuracağınız hipotez ne olmalıdır? Sıcaklık arttıkça K noktasındaki basınç değeri değişmez. Evet. Şimdi ne diyor? Demir bilye suya bırakıldığında batar. Fakat demirden yapılmış binlerce kroz tonluk gemiler denizde yüzebilir. Buna göre yargılarından hangileri doğru diyor. Şimdi arkadaşlar gemiler denizde nasıl yüzüyor? Normalde bu gemilerin bir neyi var? Ağırlığı var. Bunların bir ağırlığı var G. Bir de bunları etki eden ne var? Kaldırma kuvveti var. G ile K birbirini dengelediğinde ne yapıyor? G ile K birbirini dengelediğinde K dediğim FK kaldırma kuvveti. Değil mi? Gemiler rahatlıkla yüzebiliyor. Eğer burada G büyük olsa gemi batar. FK büyük olsa gemiyi yukarı doğru çıkarır. Ama arkadaşlar burada hiçbir zaman FK G'den daha büyük olamaz. Dengede kalır en fazla. Yoksa ne yapar? Batan hacmi azaltacak şekilde FK küçülür. Evet. Buna göre geminin ağırlığı kaldırma kuvvetine eşittir. Kesinlikle doğru. Geminin yüzey alanı büyütülerek yüzmesi sağlanmıştır. Doğru. Çünkü burada arkadaşlar dikkat edin. Demir bilye batıyor ama demirden yapılmış, değil mi? Gemi yüzüyor. Bunun sebebi nedir? Yüzey alanının farklı yapılmış olması. Yüzey alanı farklı olduğundan dolayı, değil mi? Gemiler, vapurlar, kayıklar V şeklinde yapılıyor dikkat ederseniz. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi yüzey alanını arttırarak batan hacmi arttırıp kaldırma kuvvetini büyütmek. Bilyenin öz kütlesi suyunkinden büyüktür. Bu zaten nedir? Kesinlikle doğrudur. Evet. Şu sorumuza bakalım. Şimdi burada ne diyor arkadaşlar? Bu sorumuza bir bakalım. Aynı maddeden yapılmış yükseklikleri aynı olan K, L, M silindirlerinin kesit alanları veriliyor. Dayanıklılık soruluyor. Arkadaşlar dayanıklılık neydi? D eşittir. Değil mi? Alan bölü hacim idi. O zaman burada alan düzgün geometrik şekilli cisimlerde hacmi nasıl yazacağım? Tabii ki A çarpı H yazacağım. Dolayısıyla A'lar birbirini götürdü. Dayanıklılık neye bağlı? 1 bölü H'a bağlıdır. Düzgün geometrik şekillerde dayanıklılık 1 bölü H'la orantılıdır. KLM'nin H'ları eşit olduğu için dayanıklılıkları da nedir? Eşittir. Evet. Küresel K cismi şekildeki gibi hacminin yarısı dx öz kütleli x sıvısına batmış olarak yüzüyor. K'nın hacminin yarısı battığına göre ne diyeceksiniz arkadaşlar? Burada ne diyoruz o zaman? Diyoruz ki K'nın yoğunluğu x'in yoğunluğunun dx'in neyidir? Yarısıdır. dk eşit değil mi arkadaşlar? dx bölü 2'dir. Hacminin yarısı battığı için bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Sonra kabı ne yaptınız? Getirdiniz kabı bir sıvı ile doldurdunuz. Şuradan sıvı ile dolduralım. Bunu küçülteceğim şimdi arkadaşlar. Evet. Şurayı bir sıvıyla doldurdum. Arkadaşlar şimdi bunu bir sıvıyla doldurduğumda ne yaptı? Buradaki sıvının yoğunluğu dikkat ediyorsunuz. Ne kadar? Sıvının yoğunluğu 2 bölü 3 D kadar. Ne olacak o halde? Arkadaşlar K'nın yoğunluğu 2 bölü 3'ten küçük olduğuna göre yüzecek. K bu sıvı içinde yüzecek. Ancak hacminin yarısından çoğu da ne yapacak? Batacak. O zaman bu durumda K'nın
K'nın şekli ne olacak arkadaşlar? Bursa'da belirtildiği gibi olacak. Evet, beşinci soruya bir bakalım. Bu tür sorular çok şey değil. Çok eski yıllarda çıkabilen bir soru tipi. Tabii bunu bu haliyle değil de sorularda soruyu çözerken kullanırsınız. Hangileri yanlıştır? 1 ton 10 üzeri 3 kilogram, 1 kilogram 10 üzeri 3 gram, 1 mililitre 10 üzeri eksi 3 litre, 1 desimetre küp 10 üzeri eksi 3 metre küptür. Doğru. Arkadaşlar 1 litre 1 desimetredir. Desimetre küptür. Dolayısıyla 10 üzeri 3 burada nedir? Yanlış verilmiş bir değerdir. 10 üzeri 3 olmamalı. A ve B kişileri şekildeki bir halatı çekiyorlar. Halat hareket etmediğine göre. Arkadaşlar halat hareket etmiyorsa A kişisinin uyguladığı kuvvet B kişisinin uyguladığı kuvvete nedir? Eşittir. Burada halat hareket etmediğine göre A'nın halata uyguladığı, B'nin halata uyguladığı kuvvete kesinlikle ve kesinlikle nedir? Eşittir. Evet. Yani halat ne yapmıştır? Dengelenmiş kuvvetin etkisinde. Çünkü hareket yok. Halat dengelenmiş kuvvetin etkisindedir. A ve B kişilerin halata uyguladığı kuvvetlerin büyüklükleri eşittir diyor. Büyüklükleri eşittir. Evet. O zaman ne yapıyoruz canlarım? Ne yapıyoruz şimdi bu durumda? Bu durumda şunu yapacağız ya da şunu yapıyoruz. Diyoruz ki kuvvetlerin büyüklükleri dediğinden evet yönleri zıt ama büyüklük dediği için büyüklükleri eşittir diyebiliriz. Dolayısıyla ikinci öncülümüz doğru. Halattaki gerilme kuvveti A ve B kişilerinin uyguladığı kuvvetlerin bileşkesine eşittir. Değil arkadaşlar. Bir tanesine eşittir. Yani burada tel üzerindeki kuvvet A'ya göre kendine doğru F'tir. B'ye göre kendine doğru F'tir. Tel üzerindeki kuvvetin büyüklüğü F. Yönü gözlemciye göre değişir. Eğer öyle olsaydı, üçüncü öncülün dediği doğru olsaydı, halat üzerinde kuvvetin ne olması gerekirdi? Sıfır olması gerekirdi. Evet. Yedinci sorumuz, onu atlamayalım. Şimdi ne diyor arkadaşlar? Burada sorumuza bir bakalım. Diyor ki, konum zaman grafiği verilmiş. Konum zaman grafiğinin neyinden neyi elde ediyoruz? Konum zaman grafiğinin eğimi hızı verir. Hız zaman grafiğinin eğimi ivmeyi verir. O zaman bunun ben hız zaman grafiğini çizsem, birinci aralıkta eğim sabit. Sonra T ile 3T aralığında eğim sabit ama eksi bir sabit. Evet, konumun yerine hızı çizecek olsanız bu şekilde çizersiniz. Dikkat edelim. Bu cisim sıfırdan T'ye gelene kadar artı x yönünde gitmiş. T anında ne yaptı? T anında geri döndü. Değil mi? Geri döndü arkadaşlar. T anında geri döndü. Eksi x yönünde gitti. 2T anında başlangıç noktasına vardı. 2T, 3T anında başlangıç noktasından zıt yönde eksi x kadar gitti. Evet, öncüllerimize bakalım. Araç 0T ve T, 2T zaman aralığında hızlarının büyüklüğü eşittir. Evet, bu eğimler birbirine eşit olduğu için büyüklükler birbirine eşittir. Araç 0T zaman aralığında hızlanmış. T, 2T zaman aralığında yavaşlamıştır diyor. Böyle bir şey yok. Araç her zaman sabit hızla gitmiştir. 0T aralığında artı x yönünde, T, 3T aralığında eksi x yönünde gitmiştir. Araç 2T anında yön değiştirmiştir. Kesinlikle doğru değil. Araç T anında yön değiştirmiş. Eğer bu grafik hız zaman grafiği olsaydı o zaman üçüncü öncül doğru olurdu. Evet. Şimdi teraziler var. İki tane terazi. Şekil 1'de terazinin sağ kefesinde 2K cismi var. Sol kefesinde L ve M cisimleri var dengede.
Demek ki 2K L artı M'ye eşit. K'nın biriyle L'yi aldığınızda K ağır basıyor. Demek ki K büyük M. Arkadaşlar K M'den büyük. K M'den büyük olduğuna göre K M'den büyük olduğuna göre sistem dengede 2K ile L artı M'de dengede. O zaman ne diyorsunuz? Demek ki L de neden büyük? K'dan büyük arkadaşlar. Evet. Şekil 1'deki eşit kollu terazi kefelerinde 2 tane var. Hangileri doğru diyor buna göre? K'nın ağırlığı M'den büyüktür. Doğru. L'nin ve M'nin ağırlıkları eşittir. Arkadaşlar L'nin ve M'nin ağırlığı eşit değil. L'nin ağırlığı K'dan büyüktür. Kesinlikle doğru. Burada ağırlıklar nasıl? L büyük, K o da büyük, M'dir arkadaşlar. Evet. Düşey kesti şekilde verilen kapta sıvı sızdırmaz ve sürtünmesiz KL, değil mi? Pistonları var. Sistem dengede. Arkadaşlar ev kuvvetinin büyüklüğünü bulabilmek için hangilerine gerek yoktur? K pistonunun ağırlığı aşağı doğru. Aşağı doğru GK. Burada sistem dengede olduğuna göre ne yazıyoruz arkadaşlar? Sistem dengede olduğuna göre burada sıvının K pistonuna uyguladığı basınç kuvveti F nedir? Eşittir. F eşittir P çarpı S K'dır arkadaşlar. Pekala P nedir? P. Buradaki P arkadaşlar. Buradaki P değerimiz nedir? H D D sıvı yani. H D G artı L pistonunun sıvı üzerinde oluşturduğu basınç. Bunun kesit alanı S, L ise burada oluşan basıncı nasıl yazıyorum? GL GL bölü SL. Evet. Bu yazdığımız ne? Basınç. Bu basıncı ne yapıyoruz? SK ile çarpıyorum. SK. Dolayısıyla dikkat edin. K pistonun ağırlığına bağlı mı? Değil. Eşitlikte K pistonunun ağırlığı yok. L'nin ağırlığı var. Sıvı yüksekliği var. Pistonların yüzey alanları var. O zaman buna gerek yok. Evet, şimdi bu sorumuza bakalım. Ne diyor? 1 ve 2 kaplarında sıvılarda belirtilen miktarda alınarak boş olan belli miktarlarda alınıp boş kaba konuyor. Sıvılar aynı sıcaklıkta olduğuna göre ve her 3 kapta kütle eşit oluyor. 1 ve 2 kaplarından ne kadar sıvı alındı diyor. Arkadaşlar 1. kapta ne kadar sıvı var? 10 ve D kadar sıvı var. 2. kapta ne kadar sıvı var? 8 ve D kadar sıvı var. Toplam elimizdeki sıvı miktarı ne kadar? 18 VD kadar. Peki bu 18 VD'yi ne yapacağım? 3 kaba böleceğim. O zaman her kapta 6 VD sıvı olacak. 1. kapta ne kadar sıvı var? 10 VD. 6 VD kalacak. O zaman bu kaptan ben 4 V alacağım. 4 V'yi 1. kaptan aldım, getirdim buraya. Döktüm. 2. kapta ne kadar sıvı var? 8. 6 olacak. Yoğunluk D. Dikkat. Yoğunluk 2D. Dikkat. O zaman bu kaptan ne kadar alacağım? Ne kadar? V kadar. 1. kaptan 4V kadar. 2. kaptan V kadar sıvı almamız gerekiyor. Evet. Hızlandım biraz arkadaşlar. Soruların tamamını çözmek istiyorum. 2 dakikanızı alacağım. K cismi iletken L çubuğuna şekil 1'deki gibi yaklaştırıldığında L çubuğunu
çekiyor. L cismi K'yı çekiyor neyse. L çubuğu artı yükle elektroskoba şekil 2'deki gibi yaklaştırıldığında elektroskobun yaprakları biraz kapanıyor. Arkadaşlar elektroskobun yaprakları kapandığına göre L cisminin yük işareti eksidir. L cismi eksi olduğuna göre ve K'yı da çektiğine göre K cismi de nedir? Artı ile yüklüdür. K artı ile yüklüdür. L eksidir diyebilirsiniz. Evet, elektrikle ilgili bir soru. Özdeş direnç ve üreteçlerle şekildeki devre kuruluyor. Bu devrede açık olan KLM anahtarlarından hangileri kapatılırsa tüm dirençlerden akım geçer. Tüm dirençlerden akım geçsin istiyoruz. Arkadaşlar L'yi kapattığımı düşünelim. Şimdi L'yi kapatırsam bu devrede akım oluşur mu? Kesinlikle oluşmaz. Niye? Bu teller üreteçler özdeş, üreteçler özdeş ve bunlar birbirlerine ters bağlı. Bu arada şu AB diyelim, bu AB arasında L'yi kapattığımda toplam EMK ne oldu? Sıfır oldu. Toplam EMK sıfır olduğu için bu devreden akım oluşmaz. O zaman ne yapamazsınız? L'yi kapatamazsınız. L'yi açtım. Mecburen bir tanesini kapatacağız. Hangisini kapatalım? Örneğin K'yı kapattık. Şimdi K'yı kapattım. Ne yapacak şimdi arkadaşlar? Akım buradan çıktı, şöyle döndü, geldi. Bakın şimdi, akım buradan döndü, geldi. Tamam. R direnci üzerinden nasıl gelecek akım? O zaman ne yapmamız lazım arkadaşlar? RZ direnci üzerinden de akımın oluşması için M anahtarını da ne yapmamız lazım? Kapatmamız lazım. M anahtarını kapattım. Akım şöyle geldi, döndü. Şundan geldi. Burada arkadaşlar unutmayın. T, R'ye bunlar birbirine nasıl bağlı? Paralel. Bunlar paralel bağlı. M'yi kapattığınızda L açık olmak üzere RZ ile RX de birbirine nasıl bağlı? Seri bağlı. Evet. Şu son sorumunuza da müsaadenizle canlarım bir bakalım. Şimdi ne diyor? Karanlık bir ortamda K noktasında bir ışık kaynağımız var. K noktasındaki ışık kaynağımız ne yapıyor arkadaşlar? K noktasındaki ışık kaynağımız ışık veriyor. Evet, top perdenin odağında, K noktası aynanın odağında. Ve böyle eğer ayna olmasaydı şu anda ne yapacaktı? Ayna olmasaydı K cismi topun perde üzerinde bir gölgesini oluşturacaktı. Ama biz biliyoruz ki ayna ne yapacak? Aynada K cisminin görüntüsü oluşacak. Arkadaşlar cisim odakta ise görüntü nerede oluşuyordu? Tümsek aynada. Cisim odakta ise görüntü F/2'de. Zaten unutmayın, tümsek aynada görüntü her zaman sanaldır, düzdür, küçüktür, odakla tepe noktası arasındadır. Dolayısıyla şimdi buradaki kaynaktan da ne olacak arkadaşlar? Buradaki kaynaktan da görüntü kaynak. Nereye gitti bizim görüntü kaynağımız? Evet. Bu görüntü kaynaktan da ışınlarımız çıkacak ve gelip bu cismimizi ne yapacak? Aydınlatacak. Dolayısıyla burada şu arada bir iki kaynaktan da ışık alamayan tam bir gölge. Diğer tarafta da değil mi? Sadece bir kaynaktan ışık alan yarı gölge oluşacaktır. Evet, bu olay oluştu. Şimdi bizden neyi istiyor? Tam gölgenin alanı AT, yarı gölgenin alanı AY oluyor diyor. Tamam.
Işık kaynağı tümsek aynaya bir miktar yaklaştırılırsa, arkadaşlar ışık kaynağı aynaya yaklaştırıldığında, ışık kaynağı aynaya yaklaştırıldığında, görüntü kaynak da aynaya ne yapar? Yaklaşır. Tümsek aynanın özelliği unutmayın. Tümsek aynada cisim aynaya yaklaşırsa görüntü de aynaya yaklaşır. Görüntü de aynaya yaklaşır. E o zaman görüntü aynaya yaklaşacağına göre tam gölgenin alanı ne yapacak? Büyüyecek. Çünkü tam gölgeyi oluşturan kimdir? Görüntü kaynaktır. Görüntü kaynak aynaya yaklaşırsa tam gölgenin alanı büyür. Tam gölgenin alanı büyüdüğünden yarım gölgenin alanı küçülür. Zaten K uzaklaştığı için de yarı gölgenin alanı küçülür. Yarı gölgenin alanı double küçülür. İki taraflı küçülür. Hem K ışık kaynağı toptan uzaklaştığı için küçülür. Hem de merkezdeki tam gölgenin alanı büyüdüğü için küçülür. Evet, o zaman tam gölgenin büyük alanı, tam gölgenin alanı büyür, yarı gölgenin alanı küçülür. Değil mi? Evet. Artar, azalır. Var mı böyle bir cik? C'de var galiba. Evet. Şimdi arkadaşlar bu denemeyi çözdük. Var mı burada sormak istediğiniz herhangi bir şey? Batuhan, arkadaşların sesi açık mı? Seslerini açabiliyorlar mı? Konuşabiliyorlar mı? Açtım hocam şimdi herkesin. Açtın. Arkadaşlar sormak istediğiniz bir şey var mı? Kafanıza takılan, yani her konuda sormak istediğiniz sorularınız falan varsa elimden geldiği kadar cevaplayayım. Evet. Haftaya arkadaşlar alternatif akımı anlatacağım. Alternatif akım, orada transformatörler var. Onları anlatacağım. Yine deneme çözeceğim ama artık deneme sorularını AYT sorularından seçeceğim arkadaşlar. AYT çözeceğim. Yani istiyorsanız üniversitenin AYT'lerini çözeriz. İstiyorsanız dışarıdan AYT çözeriz. Evet. Var mı arkadaşlar? Sormak istediğiniz bir şey var mı? Yok herhalde. O zaman ben size arkadaşlar iyi akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Hoş ve esen kalın. Görüşürüz hocam. Görüşürüz Batuhan. İyi akşamlar. İyi akşamlar.